Turkcell'le bağlan hayata. Geçimimizi neyle sağlıyoruz? Siz kaç dönemdir orada muhtarlık görevindesiniz? Bize biraz orayı anlatır mısınız? Bu muhtarlık görevim 5. dönem, 22 senedir, işte 23. yıla gidiyor. Köyümüzde genelde bağcılık, şeftali, bir de domatesimiz var. Yerli domatesimiz. İşte bu yerli domatesimizin markasını da aldık. Aa, çok güzel, tebrikler. Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl havalar, soğudu mu? Havalar soğudu ya. Yanlış da yok, kuru soğuklar var malum. Vallahi siz esasında ya. Havalar soğuk ama bir açıdan iyisin. Sizin kaymak meşhur. Her sabah kaymak balı yeseniz zaten bütün gün sizi o enerjiyle götürür muhtarım. Aynen. Enerjimiz iyi. Yani enerjide sıkıntı yok. Enerjide sıkıntı yok. Doğru. Ya neden balıkçılıkla meşhurdur? Biliyorsunuz önceden çay olmadığı zaman bizim bu ülke halkı balıkçılıkla uğraşıyordu. Karadeniz'in her çeşit balığı da vardı. Balığı da bozdu. Şimdi bu kadar imkanı yok ama balığından meşhur olduğu için balıkçılıkla başladı. Sonra çay geldi. Çaydan doğrula şimdi de mandalinası var. Mandalinasından da meşhur burası. Bayağı da mandalinası. Çok mandalinanız da meşhur. Güzel yılda ne yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Hayat nasıl geçiyor muhtarım? Ben şimdi güzel yılı gibi ufak bir şey anlattı bize. Güzel yılı 1856'lara dayanan bir eski köyümüz. Ta Kırım Savaşı'ndan kalma. Güzel yılın ilk adı karantina. Karantina. Evet. Ne? İngilizler burada bir hastane yapmışlar. İşte karantina diye kullanmışlar burada. Ha. Ondan sonra tabii 1970'lerde adı değişiyor. Güzel yılı oluyor. Güzel yılımız güzel bir turistik köy. Bizim buranın meşhur yemekleri gerekse kaz olur. Kaz yemeğimiz var. Çıldır Gölü'müz var. Balık bu yayın balığı var. Kaz etimiz meşhur. Doğru söylüyorsunuz. Kaz mantısı var. Afiyet olsun diyelim vallahi muhtarım sizlere. Bir kavak kuşuyuz. Bundan 150 yıl önce kurulan, Çerkezler tarafından kurulan bir köyümüz. Çok şirin. Dağın yamacında, yani sele baskına, şuna buna, arazimiz arkamızda, önümüz arazi. Var mı hayvancılık peki? Hayvancılığımız var. Fakat bizim köyümüzde en fazla yaban fili olarak, onu da şey diyeyim, donuzdan mahsulleri mahvoluyor değil mi? Aşırı. Sizin kaçıncı dönem? İlk dönem mi muhtarım? Benim 4. dönem. 4. dönem. O bayağıdır siz devam orada. Özkan muhtarım, bize biraz İnka'yı anlatır mısınız? İzleyicilerimize nasıl tanıtmak istersiniz bölgemizi? İnka'ya yaklaşık 700 yıl önce kurulmuş bir Osmanlı köyü. Yani hayvancılık, işte tarım, turizmle geçinen bir köyümüz. Yıllar önce kestanemiz meşhurdu. Tabii çok kestane vardı ama bunlar kurudu. Davacık köyü milattan önceki dönemlere kadar dayanıyor kuruluşu. Traklarla Romalılar da burada yaşamış. 297 hane olup 930 kişi yaşamaktadır. Bayağı 4500, 5000'e yakın kıl keçimiz var. Çok güzel. Peki zeytin dediniz, zeytinyağı da var mı? Zeytinyağı olmaz mı? Ege'nin en güzel zeytinyağları Kösedere'de oluyor. Niye söylemiyorsunuz o zaman bakın? Biz ismimizi şey yapamadığımız için, herhangi bir markamız yok, şey yok. Yani o yüzden ismimizi duyuramadık. Merhaba muhtarım, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Bizler deyiz. Çok mersi. Var mı kar bölgemizde? Nedir durumlar? Var. Havalar soğudu ya. Yanlış da yok. Kuru soğuklar var malum. Tarım mı? Hayvancılık mı? Bizler taşköprü olarak sarımsak üretmekteyiz. Hayvancılık ağırlıklı. Bizim burada çiftçilik, tarım var. Bayağı bir arazi var. Koyun aşağı yukarı. 24 bin falan dönüm arazisi var koyun. 24 bin dönüm. Hayvan sayımız nedir, büyükbaş, küçükbaş ortalama? Büyükbaş ağırlıklı. Bizde küçükbaş genelde yoktur. Var mı meşhur bir yemeğin? Böyle bir festivaliniz, bir yemeğiniz? Karadeniz'in lahanası meşhurdur. Valla bizde 7. ayda ağababa şenliklerimiz olur. Nüfus ne? 380-85 bu arada. Benim mahallemin nüfusu 2000. Ne ekiyorsunuz? Buğday, arpa, pancar, haşhaş, ağırlık domates, biber, taze fasulye, domates, salçalık yalnız. Sizin kaçıncı dönem muhtarım? Ben 3. dönem muhtarlığımı yapıyorum şu anda. Sevgili izleyiciler, 4.5G teknolojisiyle akıllı telefonlar artık hayatımızda çok daha fazla öneme sahip olacak.
Bu yeni teknoloji ve hız sayesinde köyünüzden hiç çıkmadan tüm işlerinizi akıllı telefonlarınızla kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Bakın akıllı telefonlar hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor. Muhtarlarımızla bu yayını akıllı telefonlarla gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz resimler, videolar akıllı telefonlarla çekildi, internetle bize gönderildi, köylerimizi tüm Türkiye izledi. Türkiye 4.5G çağına girerken teknolojinin sağladığı bu imkanlardan sizler de yararlanın. Turkcell, çiftçilerimizin cebine uygun, ödemesi kolay, süper akıllı telefon kampanyalar hazırlamış. İşte karşınızda Vestel Venüs V3-5020. Türkiye'nin iki teknoloji devi Vestel ve Turkcell güçlerini birleştirip 4.5G deneyimini yaşatmak adına sizlere yerli üretimin gücüyle iddialı akıllı bir telefon sunuyor. Vestel Venüs tamamen yerli üretim akıllı bir telefon ve Türkiye'de üretiliyor. Üstelik fiyatı da kesenize çok uygun. Şimdi bu harika telefona ayda sadece 19 TL ödeyerek siz de sahip olabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Ayda sadece ve sadece 19 TL. Bu telefonla yapılacakları saymakla bitiremeyiz. Ne mi yapabiliyoruz? Gelin bu harika telefonun özelliklerine tek tek bakalım. Son model ve en teknolojik akıllı telefonlarla tarlada, kahvede, evinizde dilediğiniz gibi fotoğraflar çekebilir, videolar çekebilir, bu anları ölümsüzleştirebilirsiniz. 8 megapiksel kamerasıyla her an cam gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Sanki cebinizde çok kaliteli bir fotoğraf makinesi taşıyorsunuz. Vestel Venüs'te uzun pil ömrü sayesinde şarjınız hemen bitmiyor. Böylece akıllı telefon keyfinizi uzun saatler devam edebiliyorsunuz. Yine bu akıllı telefonlar sayesinde köyümüzün günlük hava durumunu, hal fiyatlarını, en güncel tarım haberlerini anında öğrenebilirsiniz. Gelelim ödemesine. İşte bu dünyayı cebinize getiren bu akıllı telefona Turkcell'den şu anda ayda sadece 19 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Ayda sadece ve sadece 19 lira ve esnek ödeme seçenekleriyle alabileceksiniz. Turkcell üzerine düşeni yapmış. Bu fiyata bu harika telefon kampanyasını kaçırmamak ve ayda sadece 19 TL ödeyerek hemen akıllı bir telefona sahip olmak istiyorsanız en yakın Turkcell iletişim merkezine gidin ve telefonunuza bugünden çağ atlatın. Bir sonraki köy havasında görüşmek üzere.